Yaşlılarımız biz gençlere ve küçük kardeşlerimize eski bir efsaneden bahsederlerdi. Efsane çok uzun yıllar önce uyum ve ahengin bekçiliğini yapmış, göğün ve yeryüzünün hükümdarları olan Kuzey Yeli Ejderhası ve Güney Yeli Ejderhası'nı anlatırdı. Efsaneye göre zamanla bu iki hükümdarın kalbine ele geçiren hırs ve güç elde etme aşkı onları gökleri karartan hiddet dolu çarpışmalara sürüklemişti. Ta ki Güney Yeli Ejderhası kardeşini alt edene ve onun yeryüzüne düşüp toprakları parçalamasına sebep olana kadar. Fakat günümüz Japonya'sında eski efsaneleri hatırlayabilen pek kimse kalmadıysa da Overwatch kahramanlarına inanan ve efsanelerine tanıklık etmiş umut dolu bir dünya var. İşte bu kahramanlardan birisi de Shimada klanının en genç varisi Genji Shimada. Aslına bakılırsa Genji her zaman bir kahraman değildi. Gençliğinde şımarık, lüks hayatına düşkün ve çapkınlıklarıyla ün yapmış bir delikanlıydı. Ailesinin çalışma hayatına hiç ilgi göstermese de iş klanının vermiş olduğu ninja eğitimlerine gidince oldukça başarılıydı. Klan liderinin beklenmedik erken ölümüyle birlikte Genji'nin büyük kardeşi Hanzo, babalarının kurmuş olduğu bu imparatorluk için daha fazla sorumluluk almaları gerektiğini ve klanın geleceği için daha aktif rollerde bulunmalarını ısrarcı bir şekilde talep etti. O zamanlar fazlasıyla toy olan Genji bu teklifi anında reddetti. Hanzo ise aldığı bu cevap karşısında öfkesine ve nefretine hakim olamadı. Bu da iki kardeşi şiddetli bir çatışmaya sürükledi. Bu çatışma Hanzo'nun kontrolünü yitirerek küçük kardeşini ölümüne dövmesine yol açtı. Hanzo kardeşini öldürdüğünü düşünürken Genji ise harap olmuş bir şekilde ölümün kıyısında kalmayı başarmıştı ve yaşam mücadelesi veriyordu. Detayları net bir şekilde belli olmasa da onu ölümün kıyısından çeken Overwatch oldu. Genji'yi kurtaran organizasyon, Dr. Angela Ziegler yani nam-ı değer Mercy'nin üstün tıbbi müdahaleleriyle ona hayata dönmesini sağladı. Hayatını borçlu olduğu Overwatch'a, Shimada klanına düzenledikleri operasyonlarda yardım etmeyi borç bilen Genji, böylece ailesinin sahip olduğu ancak kendisinin hiçbir zaman sıcak bakmadığı suç imparatorluğunu da yıkma konusunda büyük bir adım attı. Harap olmuş vücudunda yapılan geliştirmeler ve sibernetik eklemeler sayesinde hız, çeviklik gibi konularda normal bir insanın kapasitesinin çok üzerine çıkmayı ve adeta yaşayan bir silah olmayı başardı. Fakat böyle bir değişimi hiçbir insan kolaylıkla kaldıramazdı. Genji zamanla kendisini sorgular ve varoluşuyla ilgili çelişkilere düşer oldu. Bir Overwatch üyesi olarak aktif şekilde savaştıktan sonra organizasyon dağılınca kafasındaki soruları cevaplamak için dünyayı dolaşmaya başladı. Yolculuğu sürecinde bir oraya bir buraya sürüklenen Genji'nin yolu, Nepal civarlarında Zenyatta isimli keşiş bir omnik ile kesişti. Karışık duygular ve düşünceler içerisinde olan Genji, ilk başta Zenyatta'nın yardımseverliğini ve bilgeliğini reddetmiş olsa da, zamanla onu akıl hocası olarak benimsemiş, iç huzurunu bulmuş ve hem insan hem de makine olarak varoluşunu kabullenmişti. Ruhsal yolculuğunu tamamlamış olan Genji, hayatında ilk defa kendini özgür hissetti. Derken Genji ve büyük kardeşi Hanzo'nun ölümcül karşılaşmasının üzerinden 10 yıl geçti. Hanzo kardeşini öldürdüğü düşüncesiyle kendisini asla affetmemişti ve yıllarca pişmanlık içinde yaşamaya devam etti. Her yıl Genji'nin ölüm yıl dönümünde Shimada Klan Tapınağı'na giderek kardeşini onurlandırmak adına tütsüler yakmaya devam etti. Ancak bu 10. yıl dönümünde Genji kendisini ağabeyi Hanzo'ya göstermeye karar verdi. Hala yaşadığını ve onu affettiğini söyledi. Dünyanın tekrar değiştiğinden de bahseden Genji, ağabeyine bir taraf seçmesi gerektiğini ve onun için her zaman umut olduğunu düşündüğünü de dile getirdikten sonra geceye karışarak ortadan kayboldu. Güney Yeli Ejderi kazandığı zafer karşılığında güç elde etmişti. Ancak bu güç yanında acı ve kederi de getirmişti. Bir gün bir yabancı gelip Ejder'e sordu. Ah kadim Ejder, nedendir sendeki bu keder? Ejder yanıt verdi. Güç elde etmek için kardeşimi katlettim. Ama o olmadan ben bir hiçim. Yabancının karşılığı gecikmedi. Bu yarayı kendin açtın ama şimdi iyileşmelisin. Dünyayı üzerinde yürüyerek görmelisin. Aynı benim gibi. Alçak gönüllülüğün ne kadar değerli olduğunu öğrenmelisin. Ancak o zaman huzuru bulabilirsin. Ejder toprağın üstünde diz çöktü. Hayatında ilk defa etrafındaki dünyayı tüm gerçekliğiyle görebildi ve insan oldu. Yabancı kendisinin aslında kaybettiği kardeşi olduğunu gösterdi. Birlikte bir zamanlar parçaladıkları dünyayı yeniden inşa etmek için tekrar yola koyuldular.
Overwatch'un gözde kahramanlarından birisi olan Genji, hüzünlü hikayesinin yanında savaşçı ve kahraman kişiliğiyle de her zaman ön plana çıkan bir karakter oldu. Ninja eğitimi alarak yetişmiş olan Genji'nin, cyborg özelliklerinin yeteneklerini daha da geliştirmesiyle adeta yaşayan bir silah dönüştüğünden de bahsettik. Overwatch'un son derece gizli bazı operasyon dosyalarına göre genel olarak tercih ettiği 3 silah bulunmaktaymış. Ninja yıldızları, Ryu Ichimonji isimli geleneksel Japon samuray kılıcı olan katanası ve son olarak normal bir kılıçtan biraz daha kısa olan bakizashi bıçağı. Blizzard, Overwatch'u geliştirirken ortaya çıkardıkları ilk karakter konseptlerinden biri de Hanzo'ydu aslında. Ancak farklı olan, o zamanki Hanzo karakterinin hem samuray hem de okçu yetenekleri taşıyor olmasıydı. Kısacası ikiz ejderhalar Blizzard nezdinde bir zamanlar sahiden de tek karakterdi. Daha sonraları, bunun iki farklı karaktere bölünmesinin daha iyi olacağına karar veren Blizzard, bize Shimada kardeşleri vermiş oldu. Kılıcıyla ölüm saçan Genji ve oklarıyla avını ıskalamayan Hanzo böyle doğdu. Overwatch ekibinin Genji karakterini geliştirilme sürecinde kültürel öğelerden de etkilendiğini söylemek mümkün. Öncelikle ismini ve bazı karakteristik özelliklerini eski bir Japon hikayesi olan The Tale of Genji, yani Genji'nin hikayesinden aldığını söyleyebiliriz. İki Genji karakterinin kadınlara olan düşkünlükleri ve ailelerine karşı olan sorumluluklarının yerine getirilmemesi sonucu sürgün edilmesi başlıca benzer noktalar olarak gösterilebilir. Genji için bir başka olası referans da Hideo Kojima'nın popüler Metal Gear serisinden Gray Fox karakteridir. İki karakterin de Cyborg Ninja olarak bilinmeleri bir yana, Genji'nin Chrome Skin'i Gray Fox'u görsel olarak ciddi şekilde andırmaktadır. Genji'nin karakteristik ve fiziksel görünümünün dışında çeşitli kostümlerinin de bazı kültürel referanslar içerdiğini anlamamız mümkün. The Bedouin ve Nomad kostümleri, Arap Yarımadası'nda göçebe olarak yaşayan ve çöl sakinleri olarak bilinen Bedevilerin geleneksel kıyafetlerinden etkilenerek tasarlanmıştır. Yine bu iki kostüm için ekleyebileceğimiz bir diğer referans ise, eski zamanlarda Akdeniz ve bazı Avrupa ülkelerinde etkilerini gösteren usta suikastçı grubu olan Hashashilerin ve Japon ninjalarının benzer gizlilik ve öldürme teknikleriyle ilişkilendirilebilir. Genji'nin Hanzo ile olan mücadelesinden önceki genç halini temsil eden kostümlerden birinin adının Sparrow, yani serçe olması ve Genji'nin video ve çizgi romanlarda gösterildiği üzere geriye sürekli bir tüy bırakıyor olması da yine ilginç noktalardan biri. Oyunun en yeni karakterlerinden Sombra'nın doğrudan "Senin hakkında neler öğrendim bir bilsen Sparrow" diyor oluşu, Sparrow'un Genji'nin gençlik yıllarında kullandığı takma adı olduğunu işaret ediyor. Son olarak kostümlerin isimlerinin Japonca'da bir kelime oyunu içerdiğini söyleyebiliriz. Bedevi ve gezgin kelimeleri geleneksel olarak Ronin, yani efendisiz kalmış savaşçı anlamına gelebilirken ayrıca Ryujin olarak da telaffuz edilebilir. Ryujin kabaca ejder tanrısı ya da insan ejder gibi bir anlama denk gelmekte ve Genji'nin en güçlü saldırısında da bahsi geçmekte zaten. Son olarak Heroes of the Storm etkinliği ile eklenen Oni kostümündeki ayrıntılar ise direkt olarak Japon tarihinin bilinen en iyi iki kılıç yapım ustasını temsil etmektedir. Oni Genji'nin katanasına ve wakizashisine baktığımızda iki farklı isim görmekteyiz. Muramasa ve Masamune. Çoğu anime ve Japon tarihinden ilham alan oyunda da sıkça geçen bu iki isim aslında Japonya'da 13. ve 14. yüzyılda yaşamış meşhur kılıç yapım ustalarıydı. Bu iki ünlü üstadın Genji ile oldukça ilginç bir bağlantısı var bu kostümde. Efsanelere göre Muramasa kişilik olarak şeytani ve kana susamış bir insandı ve yaptığı kılıçlara da bu özellikleri aktarmaya çalıştığı söylenirdi. Yine bu hikayelere göre Muramasa kılıcını taşıyan ve kullanan herkes güçlü bir öldürme içgüdüsüyle dolup taşmaktaydı. Genji'nin en çok hasar veren, ölümcül saldırılarında üzerinde Muramasa yazılı bu kılıcı kullanıyor olması pek uygun kaçmış o yüzdendi. Bunun tam zıttı olan Masamune ise zorunda olmadıkça kan dökmeyi sevmeyen kişiliği ve barışı koruma amaçlı yaptığı silahlarla bilinirdi. Genji'nin wakizashisini ağır saldırılar için değil de düşman saldırılarını püskürtmek için kullanması ve daha az hasar vermesi de yine bu zıtlığa çok hoş bir şekilde bağlanmakta. Son olarak yakın zamanda aldığımız bazı tiyolara bakacak olursak Genji ile onu ölümün kıyısından çekip kurtaran Dr. Angela Ziegler, yani Mercer arasında romantik bir ilişkinin olma ihtimali oldukça yüksek gözüküyor. Az önce de dediğimiz gibi tüy kullanımı Shimada kardeşler arasında sıkça göze sokulan popüler bir trend. Tracer'ın yılbaşı çizgi romanında da önce tüy kalemle birilerine mektup yazan Genji'yi, sonrasında da
çok benzer bir tüy kalem tutan ve bir mektup okuyan Mercy'yi görünce kafamızda bir acaba sorusu yankılanmıştı. Şimdi görünen o ki sevgililer gününde yaklaşmasıyla Genji ve Mercy arasındaki ilişkinin boyutu çok yakında daha net bir şekilde önümüze serilecek. I got you some chocolates, Genji. Swiss, they're the best. Thank you, Angela. Perhaps you could share them with me? Angela, I have some chocolates for you. Not Swiss. I suppose it will have to do. Thank you, Genji. Genji hakkında şimdilik söyleyebileceklerimiz bu kadar. Ancak daha fazla detay öğrendiğimizde nerede bulabileceğinizi biliyorsunuz. Eğer oyunların ünlü isimlerini Lore Keeper ekibi olarak yakından tanıtmamızı istiyorsanız sizleri yorumlara bekleriz. Görüşmek üzere. We are Harmony. We are Overwatch.